Mersin Valiliği ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen Yeni Hayat Projesi'nin kapanışı ve proje kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin açılış ve tanıtımı Müdürlük Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Yeni Hayat Projesi'nin programında açılış konuşmasını yapan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri ve kendi işlerini kurabilmeleri için denetimli serbestlik sisteminin önemine değindi. Hayat için değişim SODES projesi ile öncelikli olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanan madde bağımlıları ve farklı denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere mesleki eğitim verilerek istihdamlarının sağlanması ve iş edindirilmeleri amaç edinmiştir. Mersin'de her alanda ciddi yatırımların yapıldığını belirten Mersin Valisi Ali Sansu, SODES kapsamında gerçekleştirdikleri projelere değinerek mesleksizlikten dolayı işsizlik yaşandığını belirtti. 52 SODES projesi kapsamında bunların bir kısmı istihdama yönelik projeler. Yani toplumda istihdama yönelik olarak yaptığımız çalışmalarla özellikle dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımızı istihdama kazandırmak, onlara bir meslek edindirmek yönünde ciddi projeler yaptık, çalışmaları gerçekleştirdik. İşsizliğimizin ana sebebi mesleksizliktir, işsizlik değildir. Yani iş bulamıyorum olayı yok bizde. Mesleği yok, mesleği olmadığı için işi yok. Yoksa inanın ülkemizin her yerinde iş var. Çalışmak isteyen herkese iş var. Ama mesleksizlik var. İşte biz de bu çerçevede SODES projelerinin hem denetimli serbestlik müdürlüğü kapsamındaki yükümlülerimize hem de onun dışındaki dezavantajlı gruplarımıza yönelik meslek kazandırmaya matuf projeler ürettik. Onları gerçekleştiriyoruz. Konuşmaların ardından Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin açılışı Mersin Protokol tarafından gerçekleşti. Açılıştan sonra Mersin Valisi Ali Sansu protokolle birlikte merkezi gezdi. Evet, ya Allah, bismillah, hayırlı olsun. Böyle bir projeyi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi bakalım, kolay gelsin.